Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kişiler, çocuklar şeker yemek istiyorlar. Yesinler. Mutlu oluyorum, yesinler. Ancak her şeker yedikten sonra lütfen dişlerimizi fırçalayalım. İkinci önemli konu, gözden kaçan konu. Kişiler süt dişlerini nasıl olsa dökülecek muamelesi yapıyorlar. Görüyorum bazen 3-4 yaşında küçük bebeleri görüyorum. Bütün dişleri çürümüş, ağız kanıyor, problemli. Böyle vakalarda süt dişleri daimi dişlere sürme rehberliği yapar. O yüzden süt dişleri korumak, sağlığını korumak en az daimi dişler kadar önemlidir. Çocuğumuzun dişlerini 1,5 yaşından itibaren fırçalamaya başlayalım. Kendimiz fırçalayalım. 2-3 yaşından itibaren de çocuğumuzla beraber fırçalayalım. Ne dedim? Çocuğumuzla beraber. Bizlerin söylediği konu şu. Aile ebeveynler olarak. Genelde ne yapıyoruz? Evladım yap, evladım şöyle yap, evladım böyle yap. Öyle bir şey yok. Beraber geçeceğiz banyoya. Biz alacağız fırçayı elimize. O bizden ne görüyorsa taklit edecek. Süt dişlerini koruduğumuz zaman, bu bilinci aşıladığımız zaman dişlerde problem olmayacak. Zaten koruyucu diş hekimliği çok önemli. Artık son senelerce iyice gündeme geldi. Dişi koruduğun zaman yıkılmaz. Korumadığın zaman çürür. Küçük çürükken müdahale etmezsen, çürük küçükken müdahale etmezsen giderek 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 büyür, ağrı olur, iltihap olur. O yüzden ne diyoruz? Diş hekiminize 6 ayda bir lütfen kontrole gidin ve çare arayın bulun diyoruz. 6 aylık kontrollerde bir şey çıkmazsa ne mutlu size. Ancak çıkarsa hemen çizersiniz, küçükken çizersiniz. Evde bakımda en önemli konulardan biri şu, insanların unuttuğu, fırçalarken diş etlerine dokunmuyor kişiler. Diş etlerine kanıyor diye dokunmuyorlar. Yuvarlak hareketler halinde ağzın sağını, solunu, arkasını güzel fırçalamamız lazım. Ve fırçalamanın sonunda da muhakkak dilimizi de fırçalamamız lazım. Çünkü dilimizin üzerinde de bakteriler bulunuyor. Bu bakterileri çıkardıktan sonra istersek de en son bir ağız gargarası yapabiliriz. Evet. Bayram geldi yaptı. Ramazan ayı geride kaldı. Ne mutlu bize. Hepimize iyi bayramlar diliyorum. Keyifli olsun. Daha birçok konuyla beraber devam edeceğiz sizlerle beraber. İnşallah, buyurun, inşallah diyelim. Teşekkür ederim Çağdaş Kışlaoğlu yayın konuğumuzdu. Bayram öncesi ağız ve diş sağlığını konuştuk. Bir kez daha sağ olun, var olun. Yayınımıza katıldığınız için.